Herkese merhaba. Klasifix Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya resmi olarak işgal müdahalesi başladıktan sonra dolar Asya ve Avrupa seansında şimdilik güçlü gidişatını devam ettiriyor. 1.11.60 seviyelerinin biraz üzerinde fiyatlanmakla birlikte öğleden sonra gayri safi yurt içi hasıla ekonomik büyüme dolar lehine yine gelecek olursa güçlü gidişatla birlikte 1.11.45 kırılması halinde 1.11.09 ve 1.10.78 seviyelerini takip edebiliriz. Bir miktar tepki alımlarıyla birlikte 1.11.76 direnci ve 1.12.32 seviyelerini takip ediyor olacağız. Sterlin tarafında da bugün itibariyle Bailey'nin konuşması olacak. Büyük ihtimalle faiz artırımı yönünde şahin açıklamalar yapacak olmasına rağmen dolar karşısında zayıf gidişatla birlikte 1.34 seviyelerinin aşağısına taşındık. Dolar güçlü gidişatını sürdürecek olursa 1.33.12 desteğini takip ediyor olacağız. Tepki alımlarıyla birlikte 1.34.33 tekrar aşılacak olursa orta vadede 1.35.96'yı takip edebiliriz. Türk lirasında 14 psikolojik eşiği geopolitik konumdaki risklerle birlikte ve güçlü doların gelişmekte olan ülkeler para birimlerini de etkilemesiyle birlikte kırıldı. Şimdilik öğle seansında 14.43 direncini de aşmış bulunuyoruz. Yukarı yönlü atakların devamında Türk lirasında 14.62'yi takip edebiliriz. Bir miktar 14.43 desteği tekrar kırılacak olursa da 14.24 seviyesini takip ediyor olacağız. Değerli metaller grubunda güvenli liman talebiyle birlikte yükseliş şimdilik devam ediyor. 1960 seviyelerinin üzerine taşındığımız görüntüyle birlikte yükselişin devamında 1974, 2037 ve 2075 seviyelerini takip edebiliriz. Kar satışlarıyla birlikte geri çekilmeler görülürse de 1912 ve 1904 kademelerini izliyor olacağız. Petrol tarafında yaşanabilecek tedarik sıkıntılarıyla birlikte enerji grubunda genel itibariyle yükselişler devam ediyor. Ham petrol ve Brent petrol ikisinde de şimdilik 100 seviyelerini, 100 dolar seviyelerini kırdık. Öğle seansında 100 dolar seviyesinin biraz aşağısında fiyatlanan ham petrolde alıcılı atakların devam etmesi durumunda 101.08'i takip edebiliriz. 99.24 desteği kırılacak olursa da 97.41 seviyesini izliyor olacağız. Endeksler genel itibariyle hem Avrupa'da hem Asya tarafında hem de ABD tarafında geri çekilmeler ön planda. Özellikle DAX tarafında 14.000 seviyesinin aşağısına taşındık ve şimdilik önemli destek seviyelerine doğru geri çekilmeler devam ediyor. Düşüşün devamında DAX tarafında 13.230'u takip ediyor olacağız. Tekrar tepki alımlarıyla birlikte 14.000 puan aşılacak olursa da 14.405 direncini izliyor olacağız. Riskli varlıklarda genel itibariyle hem hisselerde hem de kripto paralarda bugün itibariyle geri çekilmeler ağır basıyor ve 33.000 seviyelerinden sonra öğle seansında tekrar bir 35.000'lere doğru ataklar gözlemledik. Düşüş devam ederse 33.290 desteği kırılması durumunda 29.000 ve 24.100 seviyelerini takip edebiliriz. Bir miktar tepki alımlarıyla birlikte 36.000 direnci aşılacak olursa da 38.720 ve 40.000 seviyelerini izliyor olacağız. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazanç işlemler dileriz.